Sports TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Eurobasket özelle sizlerleyiz. Bugün Fatih Dilber'in yanı sıra çok değerli konuğumuz var. Zafer Kalaycıoğlu bizlerle birlikte. Ve tabii ki kadın basketboluna dair tüm gelişmeleri iki önemli isimle bugün değerlendiriyor olacağız. Hocam hoş geldiniz. Fatih abi sen de hoş geldin tabii ki. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum Sports TV kadın basketboluna biraz zaman ayırdığınız için. Daha fazla olmasını diliyorum. Evet. Şu anda başlangıç için bu yeterli. Evet, şimdi hocamla da kanalda ilk karşılaştığımızda az önce gerçekten kadın basketboluna dair bir şeyler yapmaya çalışıyoruz dedi. Çok değerli bir sözdü hocam. İlk önce böyle başlayalım. Gerçekten biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Öyle değil mi Fatih abi? Yani daha fazlası olmasını her zaman isteriz. Evet, tabii. İnşallah önümüzdeki yıllara daha fazlası olur. İnşallah. Kadın basketbol adına en büyük dileğimiz o. Evet. Yani biz daha çok sorgulayıcı taraftayız. Daha fazlasını isteyen, talep eden taraftayız. Seyircilerle birlikte ben hep öyle söylüyorum. Geri kalan işte bu artık bu işin içine sponsorları dahil etmek, işte oyuncu yetiştirmeyi dahil etmek, biraz kulüplerin, federasyonun oradaki dinamikleri harekete geçirmesiyle alakalı. Tabii bugün de zaten. Biz sadece talepkar olabiliriz. Evet. Tabii ki. Yani, zaten detaylı olarak bugün bence bunları konuşuruz diye tahmin ediyorum ki hatta kadromuz da açıklandı. Sonra ona da değineceğiz. Şimdi Eurobasket'e de çok az bir süre kaldı. Sabah da bir medya günü vardı milli takımımızın. Aslında oradaki basın toplantısına bir götürelim sizleri sevgili izleyenler. Hem röportajlarımız var hem basın toplantısında çok çok önemli isimler aslında demeçler verdi. Onu bir izleyelim üzerine konuşalım. Öncelikle arkadaşlar hepinize kadın basketbolumuza gösterdiğiniz ilgi, alaka ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sizin burada olmanız inanıyorum ki kadınlarımızı da motive ve mutlu etmiştir. O anlamda teşekkür etmek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi kadın milli takımımız bu sene 10. kez Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Onları öncelikle bu başarılarından dolayı kutlamak istiyorum. 15-25 Haziran arasında Slovenya'da düzenlenecek turnuvada başta hocamıza daha sonra tüm sporcu arkadaşlarımıza başarılar dilemek istiyorum. İnşallah ülkemize yakışan bir performans, ülkemizi de gururlandıracak sonuçlar elde ederiz. Buradan bütün takıma basketbol yönetimi anlamında başarılar dilemek istiyorum. Ya tabii senin de söylediğin gibi şimdi buradan bütün ekibe bir baskı kurmak istemeyiz. Ama biz her ne kadar böyle konuşsak da inanıyorum ki gerek hocamız gerekse tüm sporcu arkadaşlarımız katıldıkları turnuvanın ne kadar değerli olduğunu bilincindelerdir. Biz sadece bu süreçte onların yanında olduğunu her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz. Bizim isteğimiz onlardan ülkeyi gururlandıracak performanslar, sahadaki birliktelik, beraberlik. Sonuç tabii ki de önemli. Önemli olan benim eski sporculuktan kalan sahada göstereceğimiz performanstır. Milli takım formasının ben eski bir sporcu olarak taşımanın gururunu başka hiçbir formayla kıyaslaman söz konusu bile olmamıştır. Biliyorum ki kadın basketbolumuzda da aynı şekilde, aynı düşünce, aynı hislerdedir. Biraz önce dediğim gibi, senin de bahsettiğin gibi ülke olarak sporu çok seven, sporu destekleyen bir ülkeyiz. Hele milli takım konusu olduğu zaman bütün ülkenin kenetlendiği bir süreç. Buradan tekrar yaşadığımız süreçte kaybettiğimiz halkımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemek isteriz. Bu gerçekten kolay kolay unutacağımız bir süreç değil. Biz yöneticiler olarak, kadınlarımız da sporcular olarak bu süreçte ellerinden gelen en iyisini yapacaklardır. Dediğim gibi önemli olan buradaki sahada gösterecekleri performans ve sonunda da iyi bir başarı gelirse sanırım tüm ülkenin de gururlandıracağı bir süreç olur. Öncelikle herkese merhabalar. 4 Nisan'da başlattığımız A Milli Kadın takımımız bugün itibariyle son antrenmanımızı yapıp Slovenya'daki Avrupa Şampiyonası'na katılmaya bütün hazırlıklarımıza hazırız. Takımımızda 12 kişilik kadromuz belli oldu. Kaptanımız Bahar
Çağlar'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak. Kadro grubumuzda Sırbistan, Slovakya ve Macaristan bulunuyor. Öncelikle hedefimiz ilk gün Sırbistan'la oynuyoruz. İkinci gün Macaristan ve son gün Slovakya oynuyoruz. Öncelikle hedefimiz buradan gruptan çıkmak ve çaprazda gelecek takımı beklemek. Bütün hazırlıklarımızı yaptık, morallerimiz iyi. İnşallah eski potanın perilerinin başarısını yaşayıp yakalayıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Evet, söylediğiniz gibi bugün itibariyle Avrupa Basketbol Şampiyonası'na gitmek için yola çıkacağız. Güzel bir uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. Gayet olumlu geçti. Heyecanlıyız, umutluyuz. Tabii ki Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda her takım çok kuvvetli ve herkesin hedefleri var. Bizim de var tabii ki. Grubumuzda Sırbistan, Macaristan ve Slovakya ile oynayacağız. İlk etapta 3 maç yapacağız. Hedefimiz bu 3 maçı kazanıp hem gruptan çıkıp avantajlı bir şekilde çıkıp yolumuza o şekilde devam etmek. Birincisi günaydın, herkese hoş geldiniz. Yani çok önemli bir turnuva. Son 2 Avrupa Şampiyonası'na maalesef gruptan çıkamadık. 2 tane büyük turnuva kaçırmış bir takımımız var. Mirası çok güçlü olan bir takım, Türk Kadın Basketbol A Milli Takımı. Daha önce büyük turnuva kaçırmamıştık uzun dönem. Maalesef son dönemde 2 tane büyük turnuvaya katılamadık, Dünya Kupası ve Olimpiyata. Yani birincisi bizim istediğimiz bütün büyük turnuvalarda yer almak. Bu yıl bildiğiniz gibi Olimpiyat yılı. Yani bu turnuva Olimpiyatlarda yer alacak takımları belirleyecek bir turnuva. Dolayısıyla bütün ülkeler için, bütün katılımcılar için çok önemli bir turnuva. Bu turnuvalara herkesin hayali olimpik sporcu olmak, olimpiyatta yer almak. Herkes gelebileceği en güçlü kadrosuyla, en iyi oyunuyla gelmeye çalışıyor. Bunun için bütün planlarımızı yaptık. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. 2 aydır, yani son dönem 1,5 ay sürdü. Onun dışında 2 aydır bazı oyuncularla çalışıyoruz. Sezon içerisinde yeterince sorumluluk alamayan kulüplerinde oyuncu arkadaşlar oldu. Onların hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak özgüvenlerini arttırmak, kuvvetlendirmek için çalıştık. Çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Takımıma çok güveniyorum. Oyuncu arkadaşlar maksimum katılım gösterdi. İyi niyetle herkes çalıştı. Her takımda olduğu gibi bu süreçte ufak tefek sakatlıklarımız oldu. Her takımın kendine göre sorunları var. Bizim sorunlarımızdan biri de bu sakatlıklar oldu. Ama bunlar gerçek durum tespiti açısından söylüyorum. Şimdi artık Perşembe günü Sırplarla oynayacağız. Bütün gücümüzle sadece o maça konsantreyiz. Öncelikle herkese merhaba, teşekkür ederiz geldiğiniz için. Turnuva öncesi neler söyleyebilirim? Çok güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Birçok maç yaptık, hazırlık maçı. Kazandık, kaybettik. Hatalarımızı gördük, bunların üzerinde çalıştık. Ama çok güzel bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum ben takım olarak. Birçok yeni oyuncu var aramıza katılan. Eski tecrübeli oyuncularımız var. Bir gençleşme döneminden geçtik ve gün geçtikçe, seneler geçtikçe daha iyi gittiğimizi düşünüyorum açıkçası takım olarak, ülke olarak. Şimdi önümüzde Perşembe günü Sırbistan'la bir maçımız var. Adım adım gideceğiz. Önceliğimiz tabii ki gruptan en iyi şekilde çıkmak. Gruptan çıkıp en iyi pozisyonda ondan sonraki adımları düşünmeye çalışacağız. Evet Tilbe, zorlu bir Avrupa Şampiyonası bizi bekliyor. Aslında güzel bir hazırlık süreci geçirdiniz. Neler söyleyeceksin? Hedefler nelerdir? Hem grubu değerlendirerek başlayabilirsin. Artık çok az bir süre kaldı. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Slovenya kampında ciddi anlamda kuvvetimizi arttırdık. Orada yeni bir takım olmamıza rağmen nasıl bir basketbol oynamamız gerektiğini oturtmaya çalıştık. Akabinde burada gence hazırlık maçlarında bence bunu gösterdik. Hazırlık maçlarını verimli geçirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipler de maçlarda hazırlık maçlarından çok daha sert olacak. Hani bunları kendi eksiklerimizi gidermek için ve neleri iyi yapabiliyoruz, neleri yapamıyoruz bunları görmek için hazırlık maçlarını yaptık. Ama bunu bir baz olarak alamayız Avrupa Şampiyonası. Çünkü orada maçlar tabii ki daha sert olacak. Rakipler çok daha iyi, çok daha ciddi. Grubumuz, ben memnunum bu grupta olmaktan. Yani diğer gruplarda olsak da zor olacaktı ama bence bu grup gerçekten kendimizi gösterebileceğimize, bir şeyler başarabileceğimize inandığım bir grup. Ekol var ilk maçta.
ciddi rakip. Sırbistan gibi bir basketbol ekolüyle karşılaşacağız ilk maçta. Umarım bu bizim için avantaj, onlar için dezavantaj olur. Çünkü ilk maçlar her zaman ortada olur böyle organizasyonlarda. Ne kadar iyi bir takım da olsa onlar da ilk maçın rehavetine kapılır diye umut ediyorum. Biz de hazırlıklarımızı oraya gittiğimizde de son 3 günde iyi yaparsak inşallah ilk maça iyi başlarız. Devamında bildiğin gibi Slovakya ve Macaristan rakiplerimiz. Hepsi çok iyi, hepsi çok değerli ülkeler. Biz kendi işimize bakacağız. En iyi basketbol oynamaya çalışıp inşallah gruptan çıkmaya çalışacağız. Grupta favorinin belli olmadığı maçlar da var, öyle değil mi Tilbe? Bence kesinlikle bizim grupta tabii ki Sırbistan'ı favori gösteriyorlar ama söylediğim gibi ilk maç bence çok ortada. Bizim turnuvaya nasıl başladığımız çok önemli. Güzel bir enerjiyle başlarsak arkamızda bu enerjiyi alıp devamında sürdürebilecek potansiyelde bir takımız. Çünkü genciz, hani sahanın dışında da bir enerjimiz var. Birbirini seven, birbirini uzun yıllardır tanıyan ama ilk defa burada toplanmış genç bir kadroya sahibiz. Bu enerjiyi, bu arkadaşlığı saha içinde kullanabilirsek umuyorum güzel şeyler olabilir. Çok teşekkürler. Başarılar ederim. Çok sağ olun yine. Aslında genç bir takımız ama buradaki çoğu isimde ben belki de U16'dan beri oynuyorum. Yani tabii ki de tecrübelilerle de 2018'den beri beraberim. Ama bence bizim enerjimiz çok güzel olacak. Çünkü genç ve tecrübelerle karışık bir takımız. Ve yani belki de 10 sene böyle oynayacağız zaten. 17 Nisan'da başladık. Daha doğrusu 10 Nisan'da başladık. 17 Nisan'da ben katıldım. O zamandan beri Slovenya'daki kampımız olsun, İstanbul'daki maçlarımız olsun çok güzel gittiğimizi düşünüyorum. Bence bizim enerjimiz çok yüksek olduğu için ben belki de bu kadar hevesliyim. Sırbistan, Macaristan ve Slovakya maçları tabii ki de zorlu. Sırbistan ilk maç olduğu için turnuvanın ilk günü her zaman her takım streslidir. O yüzden bence çok güzel bir çok güzel başlarsak çok güzel de ilerleyeceğini düşünüyorum. Hedefimiz gruptan çıkmak. Ondan sonra da gruptan daha avantajlı çıkmak aslında. Ondan sonra da ondan sonraki ilk maçımıza bakıp devam edeceğiz. Sevgi, tabii ki güzel bir organizasyon bizi bekliyor. Artık Eurobasket'e sayılı günler kaldı. Güzel bir hazırlık süreci geçirdiniz. Tabii ki senin de aslında geri dönüp baktığımızda çok iyi bir sezon geçirdiğini biliyoruz. Bireysel performansın çok iyi. Neler söyleyeceksin Eurobasket'e? Teşekkür ederim öncelikle. Çok heyecanlıyız. İleriden dediklerine biraz kulak misafiri oldum. Gerçekten çok heyecanlıyız ve gerçekten enerjimiz de çok güzel. Bunların hepsini sahaya yansıyacağına inanıyorum. Çok güzel bir Eurobasket serüveni bizi bekliyor bence. İlk günden son ana kadar elimizden gelen her şeyi yapıp çok güzel bir sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Ama takım içi arkadaşlığa ben de inmek istiyorum. Şimdi İlayda'yı uğurladık. Seninle de bu konuyu konuşmak istiyorum. Gerçekten çok önemli takım içi hava. Şu an nasıl moraldesiniz merak ediyorum. Çok güzel gidiyor bu arada. Hepinizin gözlerinin içi gülüyor. Ya uzun süredir bence bu kadar iç içe yakın hissettiğimiz, eğlendiğimiz en son kamplardan biri olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten yaş grubu birbirine çok yakın. Genç oyuncularımız olsa da arada mutlaka o yaş jenerasyonuna yakın oyuncular var, büyükler var. Ama denge çok güzel sağlanmış durumda. O yüzden enerjimizde, dışarıda eğlenmemizde, saha dışında geçirdiğimiz vakitin güzel olması da saha içindeki basketbola yansıyor bence. Çok güzel bir şey. Ben çok mutluyum bu durumdan tabii ki de. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, hem basın toplantısına götürdük sizleri hem röportajlara. Tabii ki oyunculara da ben yönelttim bu soruyu, takım içi hava nasıl diye. Çünkü gerçekten güzel de bir ortam vardı. Her şeyi bir kenara bırakalım, artık çok az bir süre kaldı. Şimdi Perşembe günü ilk maçımızı oynayacağız. Hocam aslında güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Evet, gerek kazandık gerek kaybettiğimiz maçlar oldu. Ama nasıl bir ön izlenim verdi takım bize sizce? Evet, ben İstanbul'daki hazırlık maçlarının hepsini seyrettim. Dünkü maçı da seyrettim. Dün de maç vardı. Yani gayet iyi oynuyorlar. Ben takımımıza güveniyorum. Yani Ekrem Hoca'nın dediğine katılıyorum. Yani bu takım milli takım formasını giydikten sonra oyuncuların karakterleri değişiyor. Daha savaşçı bir kimlik oluyor böyle. O insanı, yani antrenörleri çok rahatlatan bir durum. Oyuncuların hepsi zaten son güne kadar 2-3 oyuncu son gün kesildi. Yani kimin olacağı kadroda belli değildi. Tabii bu da bir rekabet yaratması önemli. Ben genel olarak beğendim. Yani inşallah Hidayet Başkan'ın söylediği gibi en güzel şekilde sonuçlanır. Herkesi gururlandırır bu takım. Çünkü artık o değişiklik gerçekleşmiş durumda. Yani şu andaki kadro artık bundan sonraki 4-5 senenin omurgasını oluşturan oyunculardan. Yani burada işte Bahar Çağlar son ana kadar tutmaya çalıştılar ama sakatlığı herhalde devam ediyor. O yüzden yok. Ondan önce Ayşe Cora da aynı şekilde, o da sakatlığından dolayı yok.
Yani her an onlar da sonradan gelebilir ama esas kadro bu gibi gözüküyor. Bundan sonraki çalışmalar artık bu oyuncuların gelişimini en üst seviyeye getirebilmek olması lazım. Bunun da bilincinde bu oyuncular. Yani baktığım zaman bu kadroda kendini geliştirecek, hala geliştirmesi gereken oyuncu olarak gördüğüm oyuncular var. Evet. Bu gelişim bitmez zaten ama kim daha çok geliştirirse milli takım o kadar çok faydası dokunacak. Bunun bilincinde olursa hepsi vatanımıza, milletimize de bir iş yapmış olurlar. Evet. Şimdi arkadaşlarımızdan da rica edelim, ekranlara getirsinler kadroyu. Kadro da açıklandı. Beklediğimiz ya da beklemediğimiz bir isim var mıydı hocam? Öyle de soracağım. Şimdi Fatih abiye de soracağım. Şimdi arkadaşlarımız ekrana getirirse şöyle bir kadroyu ben saymak istiyorum. Alperi Onar, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Esra Oral Topuz, Feride Şevval Akalan, Gökşen Fitik, İlayda Güner, Sevgi Uzun, Meltem Yıldızhan, Olcay Çakır, Turgut, McCowan ve Tilbe Şenyürek şeklinde kadromuz da açıklanmış oldu. Ben bu kadroya baktığım zaman hani dışarıdan kimi dahil edersin diye bir soru sorulursa ben İnci Güçlü'yü isterim. Yani İnci gerçekten 99 doğumlu, 2 metre 5 santim. Şimdiye kadar insanlar ondan çok büyük beklenti içindeydi. Onlara cevap verememiş olabilir ama eğer sakatlığı yoksa bilmiyorum, yani şu anda afaki konuşmayayım. Burada görmek isterim çünkü o da dediğim gibi gelecek 4-5 sene içinde hamile takımımıza çok büyük fayda sağlayacak kapasiteye sahip bir oyuncu. Yoksa hani şu veya bu son gün elenen oyuncular için de üzüldük ama yani onlar da her an, yani bir tanesi işte Melisa, öbürü Pelin Derya Bilgiç, yani onlar da her an tekrar bu kadroya girmek için hazırlıklarına devam ettirmesi gerekiyor. Kadro olarak bunun haricinde söylenecek bir şey yok. Şimdi geçtiğimiz programda Fatih abi konuşmuştuk. McCowan'ın bir ufak sakatlığı vardı WNBA'de. Şimdi kadroda neler söyleyeceksin? Takıma ne gibi katkısı olur? Öyle sorayım. Yani hazırlık sürecinde de bulunamadı bu arada maçlarda. Onu da belirtelim. Evet. Galiba anladığım kadarıyla koçun dünkü Yeni Zelanda maçından sonraki açıklamasından anladığım kadarıyla tam takım çalışabildik demişti. Evet evet, hatırlıyorum. Hazırlık turnuvasından önce tam takım çalışabildik. Ama işte McCown milli takımda hazırlık maçlarında oynamadı. Bahar'la da bugün konuştuğumuzda, o medya gününde konuştuğumuzda hazırlık maçlarından önceki idmanda üst baldırında bir işte yırtık oluşmuş 3. derecede. Ondan dolayı işte Avrupa Şampiyonası'na yetişemiyor. O yüzden oynayamadığını söyledi. O yüzden bir yerde ben tam kadroya çalışabildiğimizi ama Teora McCown'un kuzumuzu açık etmek istemediğimizi veya Teora McCown'un Allah korusun bir sakatlığını bu hazırlık maçlarında görmek istemediğimizden dolayı oynatılmadığını düşünüyorum. Sırbistan maçında da belki aslında şey de var. Yani Sırbistan maçını kazan, Macaristan maçını kazan, grup liderliği maçı oldu. İki tane grup lideri oluyorsun otomatikman. Belki de elini de açmış olmuyorsun Teora McCown oynamayınca. Eğer iyi de idman yapıyorsan, ki işte son güne kadar işte 4 oyuncu çıktı. Bahar Hatice sakatlığından dolayı çıktı ama 3 oyuncu çıkarttık son işte bir gün içerisinde, yani dünden bu yana. Yani 15 kişilik takımımız vardı aslında baktığımızda. O yüzden ben fayda getireceğini, zaten işte milli takımın o işte hem Kasım dönemi milli takımında hem Şubat döneminde çok ciddi de kullandığımızı düşünüyorum. Ama orada tek şey var. Hazırlık döneminde belki koç da bir ufak kendi de bakış açısıyla bakar. Biz çok tempolu oynadık Teora McCown'sız. Yani topa çok hızlı yön vermeye çalıştık ama McCown da biraz ağır bir oyuncu. Yani sete sette daha fazla kullanabileceğimiz bir oyuncu. Biz bu kadar koşmayı nasıl başarabiliriz McCown'la? O bana da bir soru işareti sadece. Onu söyleyebilirim. Orada da belki siz kendi bakış açınızla belki bir yorum yapabilirsiniz orada. Yani evet, çok hızlı oynamaya çalıştık basketbolu. Ama boş dışlar bulduk. Yani McCown da zaten kendi sayısını çıkartmaktan ziyade o hücum ribaundlarını alarak sayıları atıp katkı vereceğini düşünüyorum. Yani şimdi 4-5 tane seti bir anda McCown'un hemen anlayıp uygulaması çok zor. Zaten 5 numaralı pozisyonda oynayan oyuncu oyunun sonlarına doğru pick and roll için yükselerek oyuna dahil oluyor. Daha önce 4'lerle
yalandan pick and roller, flare cut'lar falan onlar yapılıyor. Dolayısıyla McGovern'ı en sonunda getirip yine pick and roll'ü onunla oynayabilirler. Şimdi bütün guardlarımızın hepsi çok iyi pick and roll oynayan oyuncular. Yani Sevgi zaten, Olcay, Alperi. Yani bunlarla McGovern'ı, yani Pelin Derya Bilgiç belki orada avantaj olurdu. Hani Galatasaray'da beraber oynadıkları için ona çok daha iyi paslar veriyordu. Ama bu oyuncularımız da, yani kısa oyuncularımız da onu başaracaklardır. Zaten McGovern'da bir soru işareti olduğu için bence hem Esra hem İlayda aynı anda kadroda oldu. Onu göz ardı etmek istememiş olabilirler. Ama kadın basketboluna gerçekten bu geçtiğimiz sezonu değerlendirirsek, nereden bakarsak bakalım, iki tane final oynayan takımımız var Euroleague'de, iki Türk takımımız. Evet. Eurocup'ta da Galatasaray Eurocup finalini oynadı. Kazanamadı ama en azından finale kadar geldi. Bu bir yatırım sonucu olan şeyler. Yani McGovern'ın tabii ki orada katkısı var. Tabii takım olarak Galatasaray iyi mücadele etti ama final hariç gayet güzel. Yani Türk takımları final oynuyor. Bundan daha güzel olamaz. Kadın basketbolunda yani iki tane Euroleague'de Türk takımının oynaması, hem Fenerbahçe hem Çukurova Basket Kulübü'nün yaptığı yatırımların sonucu. Yani buralara yatırım yapmadan, belli bir bütçeyi, bütçenin üzerinde para harcamadan gelmek imkansız yani. Şimdi gelecek seneki Euroleague göreceğiz. Fransızlar daha fazla ön plana çıkacaklar diye düşünüyorum. Milli takımlarda da büyük bir değişim oldu. Yani şimdi bu Eylül ayında Nilay Kartaltepe'nin direktörle gelip bir el atması ivmeyi yükseltti diye görüyorum. Yani yine Ekrem Memnun'la sene başında anlaşarak takımı emanet edip erken hareket etmek bir avantajdı. Yani Ekrem Memnun da uzun süre bir kadın basketbolundan uzak kalmıştı. Şimdi onları da o açığı da kapatmış oldu. Hem kısa bir Çukurova macerası da var. Ligleri ve oyuncuları tanıma açısından bir süresi oldu. Erken yapılan bu hareketlerin, kararların sonucunu inşallah burada alacağız. Ama genel değerlendirmeyi yapacağım zaman diğer takımları da değerlendirmek istersek, bizim gruptaki Sırbistan zaten favorilerden bir tanesi. Ama İspanya ve Fransa her zaman çok yukarılardalar. Onlarda da bir kabuk değişimi yaşanıyor. Şimdi kim orada iyi mücadele ederse bence sürprize açık bir Eurobasket bekliyor bizi. Bekliyorum. Yani sürpriz olmaz bu üç takımının ilk üçte olması ama 4-5 her an oraya biz, Belçika belli olmayacak yani. Göreceğiz ne olacağını. Macaristan tehlikeli takım. Evet. Büyük Britanya belki buraya dahil edilebilir. İşte belki. WNBA'deki. Yani bizim çaprazdan evet gelecek ama bizim çaprazda iyi eşleşmemiz için yukarıda bitirmemiz de evet, önemli evet. Yani. aynen. Belki Çek Cumhuriyeti hazırlık döneminde ben Çek Cumhuriyeti hazırlık maçında onları çok beğenmiştim. Çok iyi basketbol oynuyorlardı. Belki turnuvanın sürprizlerinden biri olabilirler mi acaba? Gibi bir soru işareti var. Bizim maçta iyi oynadılar. Bizim maçta ama sonraki Letonya maçını kötü oynadılar ama kendi sahalarında oynadığı bir iki tane maçta da çok iyi çıkarttılar. Ama zaten Macaristan'ın... Biz İstanbul'daki maçlarda bir tek onlara yenildik. Evet. Yani diğer takımları farklı yendik. Şimdi çaprazdan kim gelecek bize? Fransa, Slovenya, İngiltere, Almanya. Bunlardan bir tanesi gelecek. Yani Fransa haricinde hepsini, Slovenya tabii ev sahibi olmanın avantajı mutlaka olacaktır. Onunla eşleşmemek de önemli. Bizim gruptaki Macaristan maçı bence bizim hedef maçlarımızın birincisi olması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Bakalım, bekleyeceğiz. evet, konuşmaya devam edeceğiz. Şeyde Macaristan'la ilgili de bir ufak parantez açalım. Son hazırlık maçlarında İspanya'ya iki sayı farkla yenildi önce. Sonraki hazırlık maçında İspanya'yı çift tanelerle mağlup etti. Doğru. Yani onlar da şey geldiler. yani, hazırlar onlar da. Onlar da hazır geldiler. Yani sadece bir kez kaybettiler. O da İspanya maçı. Hazırlık döneminde tek maç kaybettiler. Evet, evet. O da iki sayıyla İspanya maçı. Evet, ben Macar basketbolu çok sert. Bakalım, Hatar'ı ben merak ediyorum. Yani o büyük bir ihtimalle Türkiye'de oynayacak gibi gözüküyor gelecek sene. Bir takımımızda açıklanmadı.
yani Avrupa basketbolunun geleceğinin pilotu olarak gözüküyor şu anda. Bakalım. Evet. Önemli. Ama bizde de McCaw'un o maçta oynaması lazım. Aynen, evet, aynen. Şimdi onunla ilgili bir sorum olacak ama ufak bir ara verelim sevgili izleyenler. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler, Eurobasket özele. Az önce şimdi bir yerden yakaladım sevgili Fatih Dilber'in söylediği. İşte McCaw'ını oynatmayarak belki hazırlık maçlarında elimizi açık açık göstermek istemedik mi demiştin. Ama şöyle sonuç olarak hani belki ihtimal dahilindeydi ya, takımlar da bunu biliyor mesela. Hani buradan yola çıkarsak neler söyleyeceksin? Sonuçta %99 ihtimalle belki McCaw'ın zaten kadrodaydı ve takımlar da bunu biliyordu. Ya şöyle... şeyle ilgili şimdi 12 kişilik kadroya bakınca şey dönemini düşünüyorum, Şubat dönemini ve işte Kasım dönemi, yani iki milli takım döneminde mesela Şevval'i dahil edememiştik rotasyona. Şevval orada ya 12 kişilik kadroya girememişti ya 12 kişilik kadroya girse de süre alamamıştı. Şimdi net bir şutör olarak kullanıyoruz Şevval'i 3 numarada. Hazırlık maçlarında sözünü kestim, bütün maçlarda 5 başladı o. 5 başladı aynen. Evet, yani o çünkü Şevval kendine henüz güveni olmadığı için atamıyordu. O güveni vermeye çalışıyor Ekrem Yönü. İnşallah orada da devam eder atmaya. İnşallah. Mesela Elif Bayram sezonun özellikle ikinci yarısında inanılmaz çıkış yaptı. Müthiş. Yani 8 maç mıydı? 9 maç mıydı? Arda arda. Yani tabii evet, evet. Monique Billings'in sakatlığı da var aynı dönem. 4 numaradan da katkı vardı ama 4 numara oynarken, pardon, T.R. Emre sakatlığı var. Yanlış söyledim. T.R. Emre sakatlığı vardı. 4 numaradan katkı verdi ama yani 4 numara olmasına rağmen double double istatistikler yaptı hemen hemen her maç. Çift tanelerde rebound aldı. Şimdi o da işte sadece yanlış hatırlamıyorsam Şubat döneminde milli takımdaydı. Derin zaten Amerika'da. Yani o dönemlerde faydalanamadık. İşte mesela Gökşen de inişli çıkışlı, mesela çok iyi sezon başlangıcı, evet, evet, sonra indi, arada çıktı, tekrar indi, inişli çıkışlıydı. Milli takım performansı da inişli çıkışlıydı. Ondan da ara ara katkı alıyoruz. O yüzden bence şey, yani iyi istatistik veren ya da iyi iş çıkartan, işte Kasım ve şey döneminde, Şubat döneminde, işte Tilbe, evet, Olcay, evet, T.R. McCowan keza aynı şekilde. Sevgi. Bunlar iyi performanslar sergilemişti. Mesela İlayda da sakatlanmıştı. İki milli takım döneminde oynayamadı. Yani ilkinde sakatlandı. İkincisinde zaten sakatlığı yeni kurtulmuştu. Girmedi milli takıma. O yüzden bence aslında elimiz çok açıkta değil. Ekrem Memnun'la beraber bu oyuncuları her ya yarısını en azından oynatabilmiş de değiliz. O yüzden çok açtığımızı düşünmüyorum. Ama tabii yine de ritim bulması açısından maç ritmi daha farklıdır. Ama yani koça bağlı. Koç iyi idman yapıyordur. Maç ritmi tadındadır idmanlar. O yüzden o bir şekilde hallolur. Evet, senin de söylediğin gibi diğer oyunculara da belki değinmek lazım bu noktada. Şimdi Tilbe'ye değindik. Nasıl bir aslında Eurobasket'te performans olur? Çünkü olası tehlikelerimizden biri olarak gözüküyor Tilbe. Şimdi Tilbe ile ben Botaş'la beraber çalıştım. Çok iyi bir şutör bir kere. Böyle çok fazla inişli çıkışlı yaşamayıp kendine güveni olan, boş kaldığı zaman hiç affetmeyen, devamlı çembere bakan oyuncuyu ben severim yani o tip oyunculardan. Tabii yurt dışında oynarken de o güveni biraz daha arttı. O da önemli. Yurt dışındaki oyuncular Türkiye'ye geldiği zaman, o zaman Türkiye'deki yabancı oyuncuların neler hissettiğini daha iyi anlıyorlar. Şimdi Olcay gitti İspanya'da, o da aynı şeyi yaşayıp gelecek. Yani onların katkıları o zaman daha fazla oluyor. Tilbe'den bence bu şampiyonada güzel işler bekliyoruz. Herkes o beklenti içerisinde zaten. Ama bence karar verici kişiler, oyun kurucular. Yani demin söylediğim üçlü çok önemli silahlar. Olcay ile Sevgi'nin pick and roll'leri ve pas dağıtımları milli takımın başarısını ve derecesini belirleyecek faktörler diye görüyorum ben. Evet, şimdi az önce de söyledik. Şimdi Ekrem Hoca da aslında basın toplantısında bahsetti. Kulüp sezonu ve milli takım dönemini aslında farklı değerlendirmek lazım. Kulüp sezonunda bazı oyuncular forma şansı bulamadığı için dedi, özgüvenlerini de yükseltmeye çalıştık dedi milli takım hazırlık sürecinde. Yani bununla ilgili neler söyleyeceksiniz merak ediyorum aslında. Sonuçta tabii ki belli genç oyuncularımız var ya da kulüp sezonunda gerçekten forma şansı bulamayan oyuncularımız var ama
Milli takımda da beklentimiz yüksek bir yerde onlardan. Kesinlikle. Şimdi burada mesela Esra önemli, evet, pozisyonda çok fazla süre alamayan oyunculardan bir tanesi olur. Meltem Yıldızhan yine Galatasaray'da çok önemli bir oyuncu. Şimdiye kadar Meltem Yıldızhan'ın çok çok daha yukarılarda olmasını herkes bekliyordu. Tamam, önemli iki sezon sakatlıktan dolayı kendini gösteremedi ama oralarda yani artık şu ana kadar belli bir süre geçtikten sonra insanların beklentisini karşılaması lazım. Demin İnci Güçlü için söylediğim aynı şey geçerli. Gökşen dediğin gibi inişli çıkışlı ama İlayda da sakatlıktan dolayı bir parça uzak kaldı ama milli takımda ilk 12'ye açıklandıktan sonra oyuncuların müthiş bir özgüven gelir diye düşünüyorum. Yani bu özgüvenle ilk maça Tilben dediği gibi onların bir rehavetini yakalarlarsa Sırbistan'ı kazanarak güzel bir başlangıç, neden olmasın, inşallah Perşembe'yi bekliyoruz. Perşembe günü zaten çok fazla kalmadı artık. İlk maça göre değerlendirebilir miyiz acaba bazı şeyleri? Sırbistan maçına göre değerlendirmek doğru olur mu yani? Sırbistan maçı bir gösterge olacak mutlaka. Çünkü orada da koç, Sırbistan'ın koçu Malkoviç, Türk basketbolunu, evet, tanıyan birisi. O da avantaj onlar açısından. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Kazanan biz olalım yeter. Önemli değil. Evet. Ama o maça göre değerlendirme yapılabilir. Yani ilk maçlar oynandıktan sonra takımların nasıl başladığını gördüğün zaman değerlendirme yapabilirsin. Yani tabii o sırada Slovakya-Macaristan maçı oynanmış olacak. Yani o maça da bakmak lazım. Ona da bakarak yine bir ilk maçtan sonra değerlendirme yapmak daha güzel ve doğru olur. Evet. Şimdi az önce de söyledik. Belki Olcay'dan biraz daha bahsetmek gerekiyor. Çünkü Bahar'ın yokluğunda farklı bir sorumluluk var onda artık kaptan olarak. Hem Bahar'ın yokluğu takımı nasıl etkileyecek diye sorayım aslında. Çünkü önemli de bir figürdü. Hem milli takım için hem aslında kulüpler için de çok önemli bir figür kadın basketbolunda. Burada Olcay tabii ki farklı bir rol üstlenecek. Evet. Yani takım kaptanlığı gerçekten çok önemli bir görev. Yani koçtan sonraki en yetkili kişi orada. O bak, bir de sahada da aynı şekilde. Hatta saha içine geçtiğin zaman dolayısıyla koç da artık kenarda kalmış oluyor. Bütün yetki orada olacak. Yani onun için Olcay, bir de point guard'sın, o çok önemli. Mesela eski kaptanlara baktığımız zaman Nevriye'nin zamanını geçelim. Birseller, Esmeraller hep point guard'lar. Ben hep point guard seçmek isterim. Şey olarak, kaptan olarak. Yani çünkü komutu o verecek ve o yönetecek gemiyi. Olcay zor bir görev bekliyor. Bahar olsaydı çok güzel olurdu. Çünkü ben uzun süre yani hem yakın doğuda aldığımız başarılarda Bahar'ın rolünü çok iyi biliyorum. Hem BOTAŞ'ta yine Bahar'la bir yıl çalıştım. Yani Bahar'ın kaptanlığını üstüne ben tanımıyorum. Eksikliğini göstermesin inşallah bir daha. Bir an önce tekrar geminin başına gelsin. Evet, sizin de bir konuşmanız oldu aslında, bir diyaloğunuz oldu. 2024'te yani burada son anda sakatlandı. İnşallah 2024 Paris'te takım kaptanı olarak milli takımımızı temsil eder. Yani en büyük dileğimiz bu. En büyük hayalimiz de bu. Önce yani burada ilk 6'ya girelim. Ondan sonrasında bir olimpiyat elemelerini oynayalım. Tabii adım adım bakmak lazım ama hayalimiz 2024'te arada bir tane Tokyo'yu kaçırdığımızı varsayarak kadın milli takımımızı 2012'den bu yana devam eden olimpiyatlara gitme hikayesi devam eder. Alışkanlık yapalım. Yani bu arada söz sahibi ülkeyiz de biz. Yani şeyde değiliz. Yani bir defa başarılı olduk ve bir daha işte net turnuvalara katılamadık diye bir ülke değiliz biz. Biz hep oralardaydık. Arada bir tane es verdik. Evet. Yani iki Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan çıkamadık. Es vermiş olduk. Bir tane Dünya Kupası, bir tane olimpiyat esi verdik. Şimdi tekrardan yine oralarda mücadele etmek, yarışmak zorundayız. Şimdi zaten son zamanlarda tabii siz daha çok takip ediyorsunuzdur. Pota'nın Perileri efsanesi geri mi dönüyor diye hep haberler çıkıyor. Bugün de zaten basın toplantısında da değinildi. Yani neler anlatmak istemektedir bu cümle? Hocam size sorayım. Yani böyle bir beklentimiz var tabii ki. Her zaman vardı. Her zaman var. Dediğiniz doğru. Yani bu arada yanlış anlamasın, çok özür diliyorum. Tabii ki Pota'nın Perileri hep var ama alışık olduğumuz başarılar geri gelecek mi şeklinde. Şimdi şöyle bir avantaj var Paris için. Şampiyona yani olimpiyatlar Paris'te olduğu için Fransa milli takımında zaten ilk 5'te olacağını %100 görüyorum ben.
Dolayısıyla 5 yerine Avrupa'dan 5 takım katılıyor. 6 takım girecek. Dolayısıyla bu bir avantaj. İlk 6'da kimler olur diye takımlara baktığınız zaman kimler olur? Yani Letonya mı orada bilmiyorum, Belçika mı bir şeyler. O, yani Letonya'yı burada seyrettik. Yani Letonya burada çok kötü oynadı belki. Ama yani Slovenya ev sahibi olduğu için. Macarlar işte şu anda büyük bir ivme yakalamış olan bir takım durumunda. Çok karışık. Yani ilk 6'ya girmek gerçekten büyük başarı. Yani çok büyük başarı. Bu takımın başarısı olimpiyatlara gitmesini gerçekleştirden hedefe ulaşmış olacaktır. Bu takımdan ben şu anda madalya önemli değil. Olimpiyatlara gitmesi çok daha önemli diye öyle bir beklenti içinde olmayı düşünüyorum. Altyapılara birazdan geçeceğiz diye düşünüyorum ama yani bu şey de çok önemli. Üst takımın, üstteki takımın aldığı başarılar alttaki takımları da ve o oyuncuları daha çok motive ediyor. Tabii. Onlar da bir olimpiyat görmek isteyeceklerdir o zaman. Daha hırslı çalışacaklar ve de gelecekler. Yani inşallah bütün bunların hepsi bu şampiyona sonunda olumlu şekilde masaya tekrar yatırılır. Evet, bu aslında bir kemik oluşumun başındayız biz, öyle değil mi? Yani evet, belki demin şimdi, söyledim. Yani. Evet, İlayda'nın da söylediği gibi, sizin de söylediğiniz gibi hocam. Belki yıllarca izleyeceğimiz takımın fidanları bugün Perşembe günü atılacak ya da atılmaya başlandı tabii ki. Aslında önümüzdeki yıllarda bu takımı biz hep izleyeceğiz. Ve belki de birbirine alışık bir takım olacak ve başarı da ardı ardına gelecek diye düşünüyorum, öyle değil mi? Yani Sırbistan milli takımı öyleydi bu hikayesi. İki tane Avrupa şampiyonu olurken aslında yıllarca gelen, hatta gruplardan çıkamadıkları dönemler de vardı. 2007-2009 Avrupa şampiyonası vardı. Yavaş yavaş gittiler. Yani o zaman da işte Sonja Petrović çok özel bir oyuncuydu. Özel bir oyuncu olacağını hayal ediyorduk. Veya işte Jelena Milovanović için de aynı şeyleri söylüyorduk. Ama onlar başarıyı 2013'te işte dördüncü olarak yaptılar. 2014'te Türkiye'de bence çok iyi çıkarttılar ama işte bize elendiler. Ama 2015'te şampiyon oldular. Bize eleyip şampiyon oldular bu sefer çeyrek finalde. Evet. Yani o yüzden bazen adım adım bakmak lazım. Adım adım gitmek lazım. Bence biz iki turnuvayı kaçırdık. Şimdi burada yani iki turnuva kaçırmışken bence önce üst tura çıkalım. İkinci turu bir görelim. O şey maçını oynayalım. Eleme maçını oynayalım. Sonrasında da ya olabiliyorsa olimpiyatları gitmeyi zorlayalım. Olamıyorsa sağlık olsun. Daha üzere nasıl koyacağımızı konuşuruz. Birazdan hatta bence altyapılara da geçeriz. Evet, İki tane de turnuvamız var. Ülkede düzenlenecek. İşte Konya'da. Evet, Konya'daki U18. İşte İzmir'de U16. Evet. Onları da konuşuruz. Koç, siz de bir süre hem Çukurova'da da altyapıya hizmet verdiniz. Hem yıllarca aslında işte Fenerbahçe'de de hizmetleriniz var. İşte Galatasaray'da da bir dönem çalıştınız. Yakın Doğu'da işte bir Euroleague Final Four'unuz var, şampiyonluğunuz var. Ya oralara aslında çok fazla değinmek de lazım, o hikayelere. Belki de burada bazı fikirleri çok değerli olan insanlardan birisiniz. Dinlemek de isteriz. Vallahi ben dediğim gibi Çukurova'da çok fazla zamanım oldu. Orada head coach değildim ben. O yüzden Emre'ye yardım etmekti, Emre Vatansever'e. Altyapı maçlarını, gelişim ligi de oynadığı için Çukurova basketbol. Oradaki maçları da seyrettim. Yani altyapıdaki oyuncuları ben çok beğendim. Bizim altyapıdan bayağı gelen bir oyuncumuz var. Evet. Bir tek üzüldüğüm konu, şimdi ben gelişim ligini takip ettim. Sonra Konya'daki U18 şampiyonasını seyrettim. Oradaki federasyon doğru bir kararla Avrupa Şampiyonası Konya'da olduğu için U18 şampiyonasını da Konya'ya koydu. Onların hepsi çok ufak detaylar ama önemli. Şimdi U18 Gençler Şampiyonası'nı seyrettiğimde ilk gün mesela Çankaya Üniversitesi Arı Koleji Çukurova'yı farklı yendi. Aynı gruptalardı ama gruptan çıktıktan sonra çeyrek finalde eşleştiklerinde bu sefer Çukurova onu kazanarak final oynadı. Yani gerçi orada emlak konuta kaybettiler ama finale kadar geldiler. Yani o oyuncular şampiyonaya o havaya girdikleri zaman, o gençlerde ben onu gördüm. Bir anda güçleri artıyor, enerjileri artıyor. Başka bir boyuta geçmiş oluyorlar. Evet, evet. Yani burada tabii antrenörler de çok önemli. Şimdi altyapı antrenörlerini ben ayrı tutuyorum. Yani gerçekten onlar altyapılarda
rakipleri de daha iyi izledikleri için kendi takımlarını o şekilde yani finalde şununla karşılaşırım ya yarı finalde bununla karşılaşırım diyerek hazırlıklarını şimdi o zamandan yapmaya başlıyorlar. Şeyi de seyrettim ben, liseler şampiyonasında seyrettim. Burada liseler İstanbul'daydı. Orada da yine bu takımların yani Çukurova'nın, BOTAŞ'ın altyapıları final oynamış oldu. Yani orada Ankara Tema Koleji gibi gözüküyor ama hepsi BOTAŞ oyuncuları. Şeyde Mersin takımında da Toros Anadolu Lisesi. Burada eğitimlere de vurgulamak lazım. Çukurova'yla yani BOTAŞ maçı yine oynanmış oldu. BOTAŞ yani Ankara Tema Koleji daha ağır bastı. Bayağı ön planlar bir oluşum içinde BOTAŞ. Burada iki takımın dediğim gibi işte altyapı antrenörleri yani İlker Gözenelli BOTAŞ'ta yıllardır orada çalışıyor. Halil Demirbilek Çukurova'da. Onların yetiştirdiği bu oyuncular artık ama belli bir seviyeye geldi. Yani artık bir başka dokunuş yapmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani hep aynı antrenör küçük takımdan A takımına kadar olmaması gerekiyor. 3 sene, 2 sene, 3 sene bilemedin 4 sene değişmesi gerekiyor. Çünkü antrenörün mutlaka bir eksikliği vardır. Yani başka bir antrenör gelsin o tekrar alttan başka bir jenerasyona geçsin. Benim böyle bir tezim var. Çünkü antrenörün de eksikliği olabilir. Demin söylediğim gibi yani onu değiştirmek de çok zor. Yani antrenör çok az kişiyi dinler. Yani ne bileyim bizim zamanımızda hepimiz Aydın Örs'ü dinliyorduk. Yani öyle bir antrenör olması lazım ki herkesin kabul edeceği birisi. Ama altyapılarda öyle takip eden kişilerin sayısı çok az. Yani sonuç olarak altyapılarda mutlaka maç sayısını artırmak gerekiyor. Yani şimdi Ankara takımlarını ben tabii ayrıldıktan sonra Çukurova'dan Ankara'daki maçları seyrettim. Muazzam maç yapıyorlar. Yani İstanbul'daki takımların iki misli daha fazla maç yapıyorlar. Çukurova zaten tek başına Mersin'de. Yani Ankara takımlarındaki oyuncuların gelişiminin çok daha fazla olduğunu görüyorum. Gerçekten hem Çankaya Üniversitesi Arı Koleji hem TED Ankara Koleji bu sene gerçekten hem de yaş olarak küçük bir jenerasyonla U18'e geldi. Yani gelecek senenin favorisi. Bu sene o takım U16'da oynayacaklar. Orada mutlaka bir derece alırlar diye düşünüyorum. Yani o altyapıdaki oyuncuların özen gösterilmesi lazım. Federasyon burada. Ben sevgili Ömer Onan'la da görüştüğümde o da aynı fikirler doğrultusu içinde çalışıyor. Ama onun için de bir kaynak lazım tabii. İnşallah o bulunur. Çünkü bu eğitimi de aksatmamaları lazım. Ama ben şey biliyorum yani oyuncuları BOTAŞ'ta ben varken de Tema Koleji ile biz anlaşma yapmıştık BOTAŞ olarak. Oyuncuların eğitimini hiçbir zaman aksatmalarına izin vermiyorlar. Yani eskiden şeydi, okula bile uğramadan diploma aldıkları dönemler oldu yani oyuncularımızın. Evet. Özellikle 2000'li yılların başları ortalarına kadar Hidayet sürekli. Ömer oralarda. Evet. Ama şimdi onlar onu yaşamalarını istemiyorlar oyuncuların. Veliler de istemiyor. Dolayısıyla okul da istemiyor zaten. Hepsi geliyor. Yani ben Çukurova'da da olduğum için biliyorum. Çukurova'da da öyleydi. Oyuncular kulüp servisiyle okuldan alınıp okuldan çıktıktan sonra antrenmana geliyorlardı. Yani o organizasyonu iyi yaptıktan sonra hem okulda hem kendi takımında kulüp bünyesinde başarılı olmaları yatsınamaz. Yani böyle olması lazım. En iyi şekilde devam edecekler. İnşallah bu şekilde bu sarmal devam eder ama yukarıya çıktıkça yukarıya doğru geldikçe maç sayısını artırmalar lazım. Tıkanıyor bazı yerlerde o maç sayısı artmıyor. Erkeklerde daha fazla var. İşte hocam maçlar. O noktada belki eğitim mi devreye giriyor acaba yani maç sayısının artırılması? Eğitim değil de erkek basketbolu kadın basketbolun çok önünde. Yani burada para yok. Yani şimdi şöyle antrenörü yatırım. Para verirsen eğer evet. Antrenör yani şimdi bu oyuncuları çalıştıran antrenörler de iyi para alması lazım. Yani Türk basketbolunda, kadın basketbolunda ben mesela milli takımdaki oyunculara bakalım.
Yani birkaç tanesini çıkartalım yani Tilbe, Olcay'ı falan. Diğerleri, aha milli takım oyuncusundan bahsediyorum ben yani. 2.500-3.000 euro alıyorlar yani. Yani bu kadar düşük bir paraya oynuyorlar bunlar. 3.000 euro ne şimdi yani? Şimdi erkek basketboluna bak. Bir ayda 50.000-40.000 alan oyuncular var yani. Şimdi Euro'dan bahsediyorum yani tabii çok üst düzeydeki. Ama sonuç olarak erkek basketbolu hani Efes mi sen Fenerbahçe'deki o oyuncuların oynadıkları Süper Lig. Kadın basketbolcularımız da aynı şekilde onlar da Fenerbahçe'de Çukurova'da oynuyorlar ama onlar da işte Süper Lig oynuyor ama kadın basketbolu. Aradaki fark çok fazla. Dolayısıyla antrenörlerin de rekamları düşük. Antrenör rekamları da düşük olunca altyapı oyuncularını çalıştıracak kaliteli antrenör maalesef yok. O zaman işte orada stop ediyor kadın basketbol. Burada da bir motivasyon kaynağı bulamıyor hem spor hem antrenörü. Şeyle ilgili de örnek vereyim. Yani normal hayatın içinden böyle siyaset falan konuştuğum arkadaşlarla da benzerini söylüyorum. Yani öğretmenler için, yani sadece koçlar için değil, öğretmenler için. Sen öğretmenin kafasında şey varsa, hayatı nasıl geçindireceğim düşüncesi varsa o öğretmen doğru bir şekilde öğrencisine bir şey öğretemez. Aynı şey antrenör için de geçerli. Antrenörün kafasında hayatını nasıl geçindireceğim varsa ondan sen şey bir tane Hidayet Türkoğlu çıkartmasını ya da bir tane süperstar çıkartmasını bekleyemezsin. Çok zor işler bunlar. Aziz Akkaya konuk olduğunda sanırım yanlış hatırlamıyorsam şey demişti. Dönem dönem asgari ücretin altında maaş alan altyapı koçları var dedi. Maalesef. Ne yazık ki hakikaten yani şimdi sen buna bu kadar değer veriyorsan ondan bir yıldız oyuncu çıkartmasını bekleyemezsin. Orada bence yapısal bazı değişikliklere ihtiyacımız var gibi. Kesinlikle. Federasyon burada birazcık daha federasyon ne derse olur. Yani federasyon eğer bu altyapıdaki antrenörleri biraz daha desteklerse o zaman belki biraz düzelme olur. Şimdi BOTAŞ diyoruz. BOTAŞ'a ben çalıştığım için kulüp olarak biliyorum. Bu kadar başarı elde ediyorlar. Sonuçta sadece demin bahsettiğim Gençler Ligi'nden bahsetmiyorum. Şimdi U18 takım Çukurova ile Emlak oynadılar dedik değil mi? Gelişim Ligi'nden baktığımız zaman Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe ile BOTAŞ oynadı. Şimdi Fenerbahçe'nin altyapıdaki antrenörü ile BOTAŞ'ın altyapı antrenörü yani gelişimde final oynadı sonuç olarak. Aldıkları ücretler 3.000 euro değil yani. 2.000 euro da değil. Yani tamam. Yani dolayısıyla buraları düzeltmek lazım. Yani altyapıdaki antrenörler veya yardımcı antrenörler de aynı şekilde bir statü konması lazım. Kadın basketbolunda çok fazla ezilen antrenör yardımcıları var. Yani A takım antrenörü de zaten düşük alıyor. O da ayrı bir konu. Ama yardımcılar da aynı şekilde. Şimdi en büyük işi yapanlar onlar aslında. Yani onları çok daha çalıştırırız hepimiz. Evet koçlar. Ama onların ücretinde belli bir seviyenin altında olmaması gerektiğini bir şarta bağlamak lazım. Yani çünkü sadece asistan koç olarak görev almıyor. A takım asistan koçu olursun hem de gelişimde veya yıldız takımda veya genç takımda veya bireysel olarak mutlaka altyapıya bir dokunması lazım. Dokunmasını isteriz. O bilgilerini vermesini isteriz. Dolayısıyla o antrenörlerin de ücretlerinde mutlaka federasyon tarafından bir limit konmasının taraftarıyım. Burada belki de kulüplere biraz eleştirim yapmak lazım. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Şube olarak bakıldığında şimdi kadın basketbol şubesine mesela gereken önem ve değer verilmiyor. Evet. Sonucuna mı ulaşabiliyoruz? Yani kulüpler özelinde bakıldığında tabii ki milli takım değil de hani kulüplerden yola çıkarak biz altyapıyı konuşuyoruz ya sezon boyu da konuştuk aslında. Belki buraya mı değinmek lazım? Ya şey var sezon içerisinde birkaç tane takımda birden fazla kez yardımcı antrenör bulundurmadığı için federasyon tarafından ceza verilen kulüpler var. Evet. Yani daha yardımcı antrenör bulunduramadığımız için ceza alıyoruz. Ki verilen ceza da bu arada yardımcı antrenör ya şöyle bir caydırıcılığı da yok. 3 defa ceza öğrensen zaten 3 maç bir aya hemen hemen denk geliyor. Zaten koçun maaşı oluyor. Yani bulundurmasa bir zararı yok yani. Evet, cezayı bir 100 bine çıkartalım o ya zaman. Cezayı arttırdığın zaman ki bence ceza vermek çözüm değil. Hiçbir zaman çözüm olarak görmüyorum ben cezayı. Ama şey olmaması lazım. Buralarda biraz da caydırıcılığı koymak gerekiyor belki de. Evet yani antrenörleri gerçekten biraz korumak için bir şeyler yapmak gerekiyor. Ama konuyu çok fazla dağıtmıyorum. Yani biz altyapılarda da başarı istiyorsak şimdi altyapı milli takım maçları da başlayacak.
Bunların hepsi kendi liglerimizden geçiyor. Yani ve o kendi liglerimizdeki bu oyuncuları yetiştiren antrenörler gerçekten eziliyorlar. Yani bu ekonomik darboğaz şimdi daha da artacak gittikçe. Onların ücretleri ne kadar %100 bile yapsalar belki yetmeyecek ama en azından bir zam yapılması lazım ve bunları federasyon zorlaması lazım en azından. Bilmiyorum federasyon böyle bir şey yapmak ister mi? Ama kadın basketbolunun gelişmesini istiyorsa bu hareketlere başlamak lazım yani. Evet. Şimdi kadın basketbolundaki çok büyük reklamlar yok. Birçok kulübün en önemli gelir kaynağı iddia. Ama iddiadaki para yani kazanırsan 1000 euro, 2000 euro hemen hemen. Kaybedersen 1000 euro falan. Yani çok düşük. Bir maçta o kadar alıyor kulüp. Yani 4 maçın 4'ünde kazanırsa 8000 euro alacak. O da zaten yetmez hiçbir şeye. 15 yıldır aynı para ödeniyor. Yani 15 ben de yıldır, 15 yıl önce duymuştum bu rakamı. Çarptım kafamdan ben bir taraftan. 15 yıldır aynı rakam ödeniyor yani. Bir türlü artmadı. Herkes şimdi bu seçimden sonra inşallah onlara da bir dokunulan olur diye Gençlik Spor Bakanımız ilk önce herhalde harekete geçecek. Çünkü bütün kulüpler öyle o durumda. Ya tabii üzerine zaten çok fazla konuşulacak bence sürelerin yetmeyeceği bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Vallahi yavaş yavaş da sonuna geldik programımızın. Var mı eklemek istediğiniz benim şey? Benim sorum var koça. Tabii. Koç hemen ne hayal ediyor bundan sonraki sürecinde kendisiyle ilgili? Benim? Yani geçen sene bir Çukurova kısa bir işte Ocak ayına kadar süren bir Çukurova macerası vardı. Ama yani şey hem bir taraftan altyapıya bakıldı hem bir taraftan Emre Vatansever'e destek olundu. Şimdi önünüzde yeni sezon başlıyor. İşte önümüzdeki yıllar devam ediyor. Ne hayal ediyor koç? Ne düşünüyor? Valla ben altyapıları bu sene bayağı çok ciddi inceledim ve takip ettim. Eğer çok yüksek bir hedefi olan takım olmazsa altyapılarda mutlaka çalışmak istiyorum. Ben çünkü boş kalmak istemiyorum. Yani boş kalınca hayattan zevk almamaya başlıyorsun. Zaten boş kalmak dedin de bütün maçlara gidiyorum. Yani yine boş kalmış olmuyorsun ama sonuçta bilgi ve birikimini birilerine verdiğin zaman, bir dokunuş yaptığın zaman oyunculara o seni çok mutlu ediyor. Evet. Gerçekten ben ondan keyif alıyorum. Ben Emre Vatansever'e Yakın Doğu'da da çok büyük destek vermiştim. Yani birçok, hele ikinci yılda birçok maçı head coach olarak ona yönettirmiştim. Bu sene Çukurova'da da aynı şekilde olsun istedik ama olmadı. İnşallah Emre gibi başka oyuncular da yanımda olur. Oyuncular diyorum yani asistan koçlar. Onları da o şekilde NBA'ye doğru göndeririz. İnşallah, inşallah. Bakalım bu şekilde sezonu bekliyoruz. Daha sezon yeni sona erdi sayılır. Evet. Şimdi tabii ki önemli bir süreç de bizi bekliyor. Milli takım adına Perşembe günü başlayacak. Hocam ağzınıza sağlık. Çok rica keyifli ederim. Bir sohbetti. Keşke daha fazla vaktimiz olsa, tabii değinilecek çok fazla konu var. Başka zaman gelirsin. Evet. Siz kadın basketboluna zaman ayırın yeter. Tabii ki mutlaka bekliyoruz. Sevgili Fatih Liber çok teşekkür ederim. Her zaman gibi ağzına sağlık. Diyelim ve izleyicilerimiz için hatırlatalım. 15 Haziran'da saat 16'da milli takımımızın Sırbistan mücadelesi olacak. Maç sonunda sevgili Fatih Dilber'le birlikte yayında olacağız sizler için. Bugünlük noktalıyoruz Eurobasket özelliği. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.